küçük yaşta babamı kaybettikten sonra benle kardeşimle birlikte babaannem ve dedemin yanında bir süre boyunca hayatımızı devam ettirdik. Sonra onlar da tabii yaşlanınca devletin yurdunda kaldık. Daha sonra üniversite sınavına girdim. Üniversite sınavında da Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini kazandım. Orada da yaklaşık bir 4 sene eğitim hayatım oldu. Daha sonra mezun olduktan sonra da yine devletimizin bizim kurum bakımda kalan çocuklara sağladığı haktan, bu yasadan faydalandım. Ondan sonra da Şırnak'a atandık. Kurum müdürü olarak, sosyal hizmet merkezinin müdürü olarak gittim oraya. Daha sonra Sayın Bakanımız, orada 4 ay çalıştıktan sonra Sayın Bakanımızın takdirleriyle, tensipleriyle Siirt Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne il müdürü olarak görevlendirildim. Bu konuda Sayın Bakanımıza da şükranlarımı arz ediyorum. İnsan çok onur duyuyor. Daha önce hizmet alan biri olarak bugün hizmet veren konumda olmak, özellikle baba ocağı olarak gördüğümüz, yetiştiğimiz, hayata ilk adımımızı attığımız yer olarak gördüğümüz Aile Sosyal Politikalar, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çok insana inanılmaz onur ediyor, mutlu ediyor. Yani bunu kelimelerle ifade etmek inanın çok kolay değil. Çok farklı bir duygu. Sadece ben onuru olmuyorum aslında. Yani Türkiye'de koruma altında daha önce kalan, şu anda çeşitli kamu kurumlarda çalışan kardeşlerim de bu noktada çoğu aradı, tebrik etti. Bu tabii şu anda koruma altında olan kardeşlerimize de bir ilham oluyor, bir rol model oluyor. Bu noktada onlar da biz de yapabiliriz, biz de bunu gerçekleştirebiliriz mantalitesine sahip oluyor. Bu çok onur verici, çok güzel, insanı çok mutlu eden bir oldu. Bundan sonra biz şey yapalım. Olur mu? Tamam mı? Gelin o zaman, ben İstanbul'a olur. Ya ben İstanbul'a gelemem. Tamam, tamam canım. Sen ama yine abinin yanına gel, tamam? Yok, elime öpme. Teşekkür ederim canım benim. Tamam kardeşim. Tandığım ilk gün şunu dedim kendime. Ben bir gün yani burada yetkili olarak geleceğim. Bunun duygusu içerisindeydim. Çünkü ben şunu söyleyeyim. Kendime güveniyorum. Yapabileceğime inanıyorum. Benden sonraki kardeşlerim de çok güzel bu örnek alarak yapabilirler. Yani yaşam mücadelesi anlamında devletimizin verdiği destek bizi inanılmaz mutlu ediyor. Bizi daha güçlü kılıyor. Hayata daha iyi hazırlıyor. Bu noktada devletimize müteşekkiriz. Yaklaşık 10 yıl Siirt Erkek Yetiştirme Yurdu'nda kaldım. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra da öğretmen olmam hasebiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na atamam oluyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'na öğretmen olarak atanabilirdim. Ama şunu dedim, ben bir ahde-i vefa göstereceğim. Gideceğim, kendim daha önce kaldığım yer olan Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çalışacağım. Oradaki kardeşlerim, oradaki engellilerin, oradaki vatandaşların, hizmet verdiğimiz vatandaşların halinden en iyi ben anlarım dedim. Bu noktada en büyük motivasyonum da budur. Anladınız mı çocuklar? Yani ki öyle hissetmeyin. Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı çok büyük bir aile. Bu ailenin bir parçası olmak insanı çok mutlu ediyor. Çok onur duyuyor. Daha önce bu aileden hizmet alıyor olmak, şu bugün de hizmet verecek pozisyonda olmak çok başka bir duygu. İnsanı çok mutlu ediyor. Bu konuda ben Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kendileri beni çok onur ettiler. Burası sık sık gezdireceğim. Ya spor yapacaksınız, ya resim yapacaksınız, ya tiyatro yapacaksınız, ya okulda başarılı olacaksınız. Ya bu konuda kendinize güvenmeniz lazım. Tamam gençler.